Evet. Ve kâle teâlâ ve mâ bikum min ni'metin min Allah. İşte dedik bunu. Ve a'zam ni'meti yel İslam. Kâle Allahu Teâlâ yemennûne aleyke en eslemû kul lâ temennû aleyye İslamukum. Ya Muhammed, sırf İslam'a girdiklerinden dolayı sana minnet ediyorlar. Sen ya Muhammed bizleri İslam'a geçirdin. İslam'a soktun. Sen ya Muhammed bizleri hakkı gösterdin. Sen ya Muhammed bize hidayet erdirdin. Hayır. De ki la temennu aleyküm istahim. Bel Allah'a minnet edin. Allah tebareke ve teala sizlere nasip etti. Allah tebareke ve teala nedir? Sizleri hidayete erdirdi. Ne diyor burada? Belillahu yeminnu aleyküm. Ona şükredin. Ona dönün. Ona bağlanın. Ona kulluk edin. Ondan başkasına ibadet etmeyin. Ve kesinlikle ona ortak koşmayın. Burada demek istiyor. Öyle ya. Adam ne diyor? Bir tarafta la ilahe illallah diyor. Müslümandır bu adam. Ama diğer tarafta gidip ölülere kurban kesiyor. Bu şirktir. Olmadı. Bir tarafta la ilahe illallah diyor. Ama diğer tarafta nedir? Yetiş ya Abdülkadir Ceylani diyor. Olmadı. Bu şirktir. Şirktir. Rabbim bunu istemiyor bizden. Bir tarafta la ilahe illallah diyor. Ama diğer taraftan yetiş ya kutbu tarika, yetiş ya gavsul halika, yetişin ey Allah dostları diyor. Olmadı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun, bu insanları vasfeder diyor ki yahrucune mineddini kema yahrucu sehem minel ramiyye. Öyle öyle bir grup insanlar, bu tür insanlar dinden çıkarlar ki diyor, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar diyor. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Bu tevhidi baltalar. Bu görüş. Demek ki yüce Allah'ı bütün ibadetlerde birleyeceğiz. Ne dedik? Ve enva'ul ibadeti lleti emara Allahu biha. Öyle ya. Bütün ibadetlerde yüce Allah'ı birleyeceğiz. Bütün ibadetlerde istisnasız bir şekilde. Eğer deseydi Rabbim Tebareke ve Teala bütün ibadetlerde beni birleyin, ama bu istisna o olur. Ama hayır. Tıpkı ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Eğer deseydi ben her şeye kadirim, bu hariç istisna olurdu. Ama burada Rabbim Tebareke ve Teala istisna kesinlikle burada zikretmemiştir. El istisna la yecuz bi tevhidillah subhanehu ve teala. Kesinlikle yüce Allah'ın tevhidle, rububiyetinle, uluhiyeti, isim ve sıfatlarda istisna olmaz. Mutlak madde bütün ibadetlerde onu birlememiz gerekiyor. İşte diyor ki ve kâle teâlâ قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم إن هداكم للإيمان. Bakınız, Allah tebareke ve teala sizlere iman nasip etti, hidayet nasip etti. Daha önce putlara, latlara, menatlara, uzzelere, hubellere kulluk ediyorsunuz. Ne zaman ki Muhammed aleyhissalatü vesselam tevhidi getirdi, ne oldu? هداكم للإيمان. هداكم للإيمان. İmanı size nasip etti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onlara tek ilaha gelin, ondan başkasına kulluk etmeyin dediği zaman ne dediler? Ente mecnunun ya Muhammed. Ente kahinun ya Muhammed. Ente sahirun ya Muhammed. Ece'alel alihete ilahen vahide. Bütün bu ilahları tek bir ilah mı topladın? İnne hâzâ leşey'un ucab. Bu acayibe gidilecek olan bir şeydir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Niçin? Çünkü kibirlerinden dolayı. Kibirlendiler, bübürlendiler. Şu an günümüzde öyle değil mi? Nasıl ki Firavun kibirlendiği gibi günümüzde de bazı insanlar kibirleniyor maalesef. Kibirlendi Firavun. Ana rabbukumul a'la diyordu. Ma alimtum lekum ilahen gayri diyordu. Fa awqid li ya hamanu ala at-tini faj'al li sarhan la'alli attadi'u ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu min al-kazibin diyordu Firavun. Ey Haman. Haman kim? Sadrazamı. Ne diyor? Balçığa ateş yak. Bana tuğla yap. Koskoca bana bir köşk kur. Çıkıp Musa'nın Rabbine bakacağım ve yine yalancılardan sanıyorum diyor. Bakınız, Musa Aleyhisselam'ın tevhid davetini kabul etmedi Firavun. Kübürlendi, bübürlendi. Ama Firavun'un Rab olmadığını, ondan başkası, onu yaratanın Rabb'ı var olduğunu biliyordur Firavun. Ama kibrinden dolayı nefsine yedirmedi. فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى. Ben sizin Rabbinizim diyordu. Günümüzdeki bazı insanlar yine kibirlerinden dolayı bunları kabul et. İşte hedâkum lil iman. Allah'a şükredin. Burada yüce Allah tebareke ve teala sizlere iman nasip etti. İman.
O da iman nedir? Kalple tasdik, dille ikrar ve azalarla amel etmektir. İbn-i Teymiye diyor ki, rahmetullahi aleyhi, bir kişi la ilahe illallah derse ama nedir? Muhammedur Resulullah demezse bu adam Müslüman değildir. Ve cumhur ulema bu şekilde söylüyorlar. Bir kişi la ilahe illallah derse, Muhammedur Resulullah tasdik ederse ve bu kişi namaz kılmazsa, yani Allah'ın emir ve yasaklarını getirmezse bu adam Müslüman değildir diyorlar. Aynı şekilde bir kişi la ilahe illallah derse, Muhammedur Resulullah derse, kalbinde de tasdik ederse ama azalarla bunları yapmadığı zaman bu adam Müslüman değildir. Yani mutlak manada bu üç taş üzerinde durması gerekiyor. Yani hani bir hayme düşünün, bir ayak gittiği zaman yıkılır değil mi? Din de bu şekildedir. Kalp, tasdik ve ikrar, bunlar üçü bir arada olması gerekiyor. Biri olmadığı zaman diğeri olmaz. Tıpkı beynel havf ve raca, korku ile ümit arasında bir kişi olacak. Yani mesela şu bugün dersimizi yapıyoruz değil mi? Eğer Rabbim tebareke ve teala bunu kabul etmeyebilir. İşte burada niçin? Çünkü eğer buna riya girerse kabul etmeyebilir. Etmez Rabbim tebareke ve teala. İşte kabul etmeyecek korkusuyla Allah'tan korkacağız ve kabul edecek ümidiyle Allah'tan ümidimizi kesmeyeceğiz. Beynel havf ve raca olacak. Korku ile ümit arasında olacak. Tekrar Allah tebareke ve teala bu dersleri, bu fiilleri, bu amelleri kabul etmeyecek korkusuyla Allah'tan korkacağız ve kabul edecek ümidiyle Allah'tan ümidimizi kesmeyeceğiz. وَلَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin Rabbim tebareke ve teala. Ne diyor? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Kesinlikle Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Yani beynel havf ve reca. Zaten hariciler ne yaptılar? Korkuyu aldılar. Allah affetmez, 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 affetmez. Şunu bunu tekfir ediyor. Mürciyeler ne yaptılar? Allah affeder, Allah affeder. Yani bu şunu aldı, o da şunu aldı. Oysa ikisi de hatalıdır. Bir mümin, bir muvahhid, Allah'a hakkıyla bağlanan olan bir kişi, akidesi beynil havf ve raca olması gerekiyor. وَلَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ Muhakkak ki Allah tebareke ve teala müminlere minnet etti. Rahmet etti. Onlara bir Resul bağışladı. Onlara kendi işlerinden, kendi soyundan bir Resul niçin onlara gönderdi? Ne diye gönderdi? لِيَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ Ayetlerini onlara göstermesi için. Öyle ya. Çünkü Kureyş halkı kafirdir. Ve Allah Resulü aleyhisselatü vesselam min kabaile Kureyş. Kureyş kabilesindendir. İşte ne zaman ki Muhammed aleyhisselatü vesselam onlardan geldi, birçok müşrikler bunu kabul etmedi. Kabul etmediler. Ve oradaki Yahudiler ve Medine'deki Beni Kureyze ve diğerleri kabul etmediler. Onlardan bekliyorlardı. Ama hayır, hikmeti gereği Allah tebareke ve teala Kureyşlerden geldi. Ve Kureyş'in içerisinde birçok insanlar bunu kabul etmedi. İşte ama iman ederler, hakkıyla Allah'ı tasdik ederler. İşte nedir? Burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik ettikleri gibi işte ve ayetleri kabul ettikleri gibi tek kelimeyle bütün putları reddedip ve Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına كَمَا أَمَرَهُمْ رَبُّهُمْ وَأَخْبَرُهُمْ نَبِيُّهُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ çizgisinden çıkmadılar. Öyle ya. Oysa كَمَا أَمَرَنَا رَبُّنَا وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ olması gerekiyor akidemiz. Bu olması gerekiyor. Ama şimdi tam tersini yapıyorlar. İlla men rahimallah. Allah'ın rahmet ettiği insanlar müstesnadır. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın şu an yapmadığını yapıyorlar. Yaptığını yapmıyorlar. Tam tersini yapıyorlar. Maalesef. Ve Rabbim